Çocuklar, geçen dönem sizlerle oyuncunun ne olduğu üzerinde durduk, araştırdık ve tiyatrodaki yerini saptamaya çalıştık oyuncunun. İkinci dönemimizde değişik kişileri canlandırma, tülaat, karakterizasyon ve değişik tipleri yaşamaya geçirdik. Hocam, yaşamak ne demek? Biz başkasının kişiliğini nasıl yaşayabiliriz sahne üzerinde? Peki Ergün, teşekkür ederim. Haklısın, ben belki yerinde olmayan bir deyim kullandım. Bunun yerine belki tecrübe etmek, yeniden tecrübe etmek demem daha doğru olurdu. Oyuncunun aleti, her zaman söylediğimiz gibi, kendisi. Fakat oyuncu kalıptan kalıba giren biri değildir aslında. Ve oyuncunun enstrümanı her insanda olan duygular, hisler, beden, kol ve reaksiyon vermedeki gücüdür. Aslında oyuncu her insanın günlük yaşantısında yaptığını yapar sahnede. Ve her insanda, ne bileyim, Lady Macbeth'in ihtirası, Otello'nun kıskançlığı yahut ne bileyim Iago'nun acımazlığı, Lear'in inancı ve utancı sonunda vardır. Fakat her insanda bunlar değişik şartlarda, değişik biçimlerde ya çıkar ya çıkmaz. Oyuncunun yapacağı şey, eğer Lady Macbeth oynuyorsa, eğer Lear oynuyorsa, kendisinde ve her insanda zaten mevcut olan bu duyguyu araştırmak, çıkarmak ve kendi görüş açısından bir Lear yorumu yapmak. Oyuncu kalıptan kalıba giren, o kalıplarda eriyip yok olan biri değildir. Oynadığı her rol oyuncunun kişiliğinin bir yönünü yansıtır mutlaka. Şiirde, resimde, müzikte olduğu gibi. Oyuncu damgasını vurur yaptığı işe. Ve sahnede kendinden geçme, yaşama, yok olma, kaybolma diye bir şey yoktur oyuncu. Her an uyanık, her an atik, her an kontrollü ve kahvesi, her an ölçülü olma zorundadır. Sahne, tiyatro ve seyirciler oyuncudan onları isterler ve haklarıdır da. Karından nefes. Tutun, tutun. Getirin sesinizi öne. Evet. İyi nefes alın şimdi, karından gene. Çocuklar, biliyorsunuz bu yaban ördeğinin yüksek gerilimi olan sahnelerinden biri. Onun için lütfen tempolu, temperamanlı ama ölçülü. Lütfen ölçülü. Hedwig! Hedwig, kapıyı aç babam. Hedwig!